Teknofest'te çalan müzikler de efsane efendim. Tam gençlerin ruhuna, Z kuşağına uygun müzikler. Ve şimdi Teknofest'e devam edelim istiyorum. Çünkü Teknofest'e ilk giden gençler bir sonraki Teknofest'e projeleriyle gidiyor. İşte amaç bu zaten. Geleceğin yatırımlarını yapmak, geleceğin beyinlerini ortaya çıkarmak, bilim insanlarını ortaya çıkarmak. Mert Delibalta, genç kardeşimiz Muş'tan Ankara'ya Teknofest'e projesini tanıtmak için geldi. Proje muhteşem. Ve projeyi az önce gördüğünüz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görünce gençle gurur duyduğunu söyledi ve kendi sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Bakalım o drone projesi ileride sanayide, savunma sanayinde, askeri alanlarda nasıl kullanılacak izleyelim efendim. 2017 yılında bomba bulan casus drone projesiyle birinci olmuştu. Şimdi ise Teknofest Ankara'da büyük dil modeli tabanlı yapay zeka projesiyle boy gösteriyor. Mert Delibalta geliştirdiği projelerle başarı merdivenlerini birer birer tırmanıyor. 17 yaşındaki genç Ankara'da büyük dil modeli tabanlı yapay zeka projesini tanıttı. Muş'tan Teknofest'e uzanan yolculuğuna tanık olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mert Delibalta ile karşılaştığında duygu dolu anlar yaşadı. Kacır, Delibalta'nın projesini Twitter hesabından da paylaştı. "Gurur duydum, çok mutlu oldum. Bu ülkede teknoloji geliştirme heyecanı taşıyan her bir gence, her bir çocuğa mutlaka ulaşacağız" ifadesini kullandı. 2017 yılında 5. sınıf öğrencisiyken Mert Delibalta, Bomba Bulan Casus Drone isimli proje çalışması başlatmıştı. Terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıları yerinde tespit edebilen drone geliştirmişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.